kolay değil ama sayende hocam. Şimdi düşünsek ki düzenli gelirimizin dışında bir yerden ek para geldi. Nereden? Ah oh, keşke. Süper olur değil mi? Neler yapabiliriz bu parayla? Araştırmada onu da soruyorlar. <laughs> diyorlar ki böyle bir ekstra para gelse, <laughs> yani bu normal rutin gelirinizin dışında dışında ekstra bir para gelse size ne yaparsınız diyorlar? Yüzde yirmi %29'u Tamamını harcardım veya büyük kısmını harcardım diyor. Yüzde evet, yirmi Evet. Peki nereye harcardın diye sorulduğunda borcumu öderdim diyor. Yani yüzde otuz sekizi borcumu kapatırdım diyor. Market alışverişi yapardım diyor. Bu da işte aslında o enflasyonun ne kadar çok ciddi Etkisi. gelirlerimizi tırmaladığını ve satın alma gücümüzün düştüğünü çok ciddi bir şekilde gösteriyor. En azından bize. uzun vadeli ürünleri alıp evet. koyarım bir diyor. Bir kere borcu, kenarda, borcu var belirtirim. demek ki çevirmekte zorlanıyor. Zor. Veyahut da market alışverişiyle ilgili problemi var. Çocuklarıma verirdim diyen var yüzde 22 e, örneğin. Eğitim harcamalarına ayırdım e, diyor yüzde 20'si bu güzel. güzel bu evet. en azından bu yatırım e, gelecek açısından. Sağlık harcamalarına e, ayırırdım e, diyor. Giyim ayakkabıya e, diyenler var. Yani kozmetik en son e, sırada bizim. <laughs> Kozmetikte başladık ya e, Doğru. konuşmaya. Doğru. Kozmetik en son e, sırada yani yüzde üçler e, seviyesinde ama e, genel e, eğilim olarak baktığımızda gerçekten e, belli bir kesim, tasarruf yapamayan e, kesimin demek ki borçlu e, ve e, temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorun yaşadığını e, görüyoruz. E, ama geriye kalan e, yüzde 70 civarındaki vatandaşta ben eğer ekstra bir şey gelirse, yani örneğin yarısını tasarruf eder, yarısını harcardım, büyük kısmını tasarrufa ayırdım diyenler var. Bir de tamamını tasarrufa ayırdım diyen var. Mesela %24'ü diyor ki tamamını tasarrufa ayırdım. Demek ki o dengeleyebilmiş bütçesini. Evet. yani ekstra 100, bir ihtiyacı evet. yok o anda. O zaman 100 kişi de 24 kişi... Bence dengelemiş olayı. Yani evet. geliri kadar harcama yapmaya çalışıyor. E bu da alıştık. Yani özellikle enflasyon bizi biraz eğitiyor bu konuda. Doğru. Yani çünkü satın alma gücünüz düşükçe insanlar harcamaları nasıl kontrol edebilirim? Nasıl daha bilinçli harcama yapabilirim? Bu konuda daha bir kere tutarlı davranmaya başlıyor. Bir de tabii uzaktan çalışma hala devam ettiği için belli bir kesimde en azından devam ediyor. Bazı ihtiyaçlarımız giyim, kuşam gibi bazı ihtiyaçlarımız azaldı bu dönemde. Gerçi bazı ihtiyaçlarımız da arttı. Evle ilgili ihtiyaçlar, oh. örneğin işte elektronik eşya, bilgisayar ihtiyaçları, okuldaki işte eğitimin eve taşınması, yarı eve taşınması, bütün bunlar aslında bizim harcama kalıplarımız da değiştirdi. Ama yani benim gördüğüm eğilim artık bu salgınla beraber. Daha minimalist bir yaşama doğru insanların geçme düşüncesini arttırdı diye düşünüyorum çünkü birçok şeyin aslında evde İlk çalışırken gereksiz olduğunu gereksiz gördüm, olduğunu. E, evde oturunca evdeki gereksiz eşyaları görmeye başladı. Aynen öyle. Gereksiz şeyleri görmeye başladı. Bunlar e, aslında tabii salgının bize öğrettikleri pozitif e, güzel bir anlamda. şeyler aslında. E, ama diğer taraftan da tabii enflasyonun e, terbiye edici etkisi e, var e, burada. İşte e, dediğim gibi e, umarız gelirler artar. E, herkes bütçesine göre harcamasını düzenlemesini yapar ve böylece en azından geleceğe ilişkin evet. birazcık tasarrufta yapabilirse, bunu da doğru değerlendirebilirse. En azından o gelirinin düştüğü dönemler olacak ileride ya emekli olacaksın, gelirin düşecek. E o zaman nasıl destekleyeceksiniz harcamalarınızı? Birden bir harcamalarınızı kısmanız çok daha zor olacak. Ya da ani harcamalar çıkabilecek. Ani evet. Olağanüstü harcamalar çıkacak. Olabilir. İşte çoluk çocuk büyüyecek, düğün, dernek işleri. Bitmiyor. <laughs> bitmez. Bu işler bitmez. Onun için keşke ekstra bir para bulsaydık ama tabii ki gelirlerimizi artırabilmemiz gerekiyor. Onun için Eğitimimiz düzgün olması gerekiyor. İş, yüksek ücretli işler üretilmesi gerekiyor. Ekonomide ki biz de yüksek ücretli işlerde e, çocuklarımızı çalıştıralım, e, gençlerimiz istihdam edilsin bu işlerde isteğimiz e, bu. Ama genel olarak demek ki e, tasarruf yapamamanın nedeni, Gelirle ilgili ve bütçeyle ilgili çok ciddi sıkıntısı olan bir kesim var. Ama ben yaparım diyenler de ya zengin yani bir şeye ihtiyacı yok bir de tabii dengeli harcama alışkanlığı yapabilen kazanmış alışkanlığı yani. kazanmış kişiler gördüğümüz bu evet, araştırmada. Umarım bundan sonraki çeyreklerde de hani gelirimiz artmasa bile ya da ek bir para geldiğinde de borçlara gitmeyecek, geleceğe dönük olarak yatırıma dönecek şekilde tasarrufa gidecek bir çeyrekler görürüz. Umarım. <laughs> İNG Türkiye tarafından hazırlanan 2021 3. çeyrek tasarruf eğilimleri araştırmasını değerlendirdik. Tabii ki 4. çeyrek gelecek. 4. çeyrekte yine birlikte bu rakamları değerlendireceğiz. 4. çeyrekte de yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. 4. çeyrekte görüşmek üzere.